anlatayım size. Makedonya Bilimler Akademisi'nin kuruluşunun 30. yıl döneminde bana Ayhan Çavdar Hanım, o zaman Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı'ydı. Ya Celal, dedi, böyle bir toplantı yapılacak şeyine. Üsküp'te. Dedi, Makedonya senin memleketin. Sen git istiyorsan bizi temsile. Aman, dedim, çok memnun olurum, dedim. Falan. Fuat Hoca'ya, Frankfurt'ta. O, ben gitmeden önce Fuat Hoca'ya bir gittiydim. Dedim, hocam böyle böyle, dedi. Ben, dedim, şeye gideceğim. Makedonya'ya gideceğim. Bak, dedi, sana bir şey söyleyeyim, dedi. Onlara git şunu anlat, dedi. Bilim, dedi, İltifat gördüğü yerde gelişir. Ve, dedi, kültürler arası gezer, dedi, bilim. Evet, o kesin. Evet. Abi, bu Fatih, bu müthiş bir şey. Dedi ki, bak, dedi, eski Yunan'da doğuyor. Ondan sonra Müslümanlara geliyor, fakat, diyor, bir kuluçka dönemi var. İşte senin anlattığın o tercüme bilmem. Evet, bir kuluçka dönemi var. O kuluçka döneminden sonra yaratıcılık dönemi başlıyor. Evet, evet. İslam bilimi çökerken Avrupa'ya el veriyor. Avrupa'da, diyor, bir kuluçka dönemi var. Evet. Ondan sonra yaratıcılık dönemi başlıyor. Bana bir örnek verdi Fuat Bey. Selimiye Camii şeyi, muvakkiti, yani şey, namaz zamanlarını falan söyleyen adamcağızın elindeki tabloda Prag şehrinin koordinatları Kepler'inkinden daha iyi. Şimdi Fuat Bey diyor ki, ya, diyor, bu adam Yavuz Sultan Selim zamanında yaşamış. Şimdi, diyor, ben eminim, diyor, bu adam bu koordinatların hesaplarını falan detaylarını bilmiyordu, artık çöküşe geçmiş. Ama, diyor, bunun elinde işte, diyor, eskiden Müslüman geleneğinden gelen bu koordinatlar vardı. Bunlar daha sonra Avrupa'ya geçiyor. Oradaki, dedi, meslektaşlarımıza da şunu hatırlat, dedi, Makedonya'dakilere. Bilim iltifat gördüğü yerde gelişir. Ve ben orada böyle bir tebliğ verdim ve bu yayınlandı. Evet. Ve rahmetli hocaya da gönderdim. Dedim, hocam, dedim, orada, dedim, sizin söylediğinizi anlattım. Dedim. Evet. Ve Balkan ülkelerindeki adamlara da onu söyledim. Bakın, dedim, birbirimizi yemektense biz, dedim, Balkanlarda bir kültür çorbasını temsil ediyoruz. Birbirimizden çok şey öğrenebiliriz. Çok istifade edebiliriz. Yani, dedim, işte o Müslümandı, bu Hristiyandı, bu bilmem neydi, dedim, bunları unutun. Bilim umursamıyor bunları. Bilim iltifat nerede görüyorsa oraya gidiyor. Ve işte Fuat Bey... Sınırdaki bölgeler, Balkanlar gibi, Sicilya, evet, gibi, evet, İspanya, evet, gibi, evet, bilimin parladığı yerler. Kültürler temas ediyor. Evet, evet. Kültürler temas ediyor. Evet. Hatta ben bir şekil çizdim. Evet. Keşke onu getireydim. Fuat Bey'in bu dediği, işte önce kuluçka dönemi. Evet. Sonra yaratıcılık dönemi, evet, ve nihayet çöküş dönemi. Evet. Nasıl birbirlerine el veriyorlar. Peki, evet, niye bitiyor bu iltifat? Ha? Niye bitiyor? Şimdi ben önce Fuat Bey'in bana söylediklerini söyleyeyim. Sonra Peter onu detaylandırır. Ben Fuat Bey'e hep şunu sordum. Dedim, hocam, ne oldu? Nedir bu başım? Yani İslam bilimi niye çöktü? Fuat Bey hep iki şeyin üzerinde dururdu. Bir, Haçlılar. Haçlılar, derdi, büyük ölçüde dağıttılar İslam'ın orta kesimlerini. Oradaki insanlar işte bilimle uğraşmak yerine de kendilerini müdafaa, kutsal alanları müdafaa, onların uğraşmaya başladılar. Fakat, dedi, esas büyük felaket, dedi, Moğol Türk akınlarıdır, dedi. Yani Cengiz Han'ın adamları, dedi, darmadağın ettiler ortalığı, dedi. Ne kütüphane kaldı, ne rasathane, hiçbir şey kalmadı. O çöküşten, dedi, kurtulamadı. Avrupa'da birbirine girmiş, savaşmış yani yüzyıllar boyunca, ama devam ettirmişler. Hayır. Cengiz Han'ın ordularının yarattığı şey, ne derler, tahribat Avrupa'da hiç olmamış abi. Yani düşünebiliyor musun? Çepeyle, Sübütey, Cengiz Han diyor ki, şeyi bitirdik, diyor, Harizm İmparatorluğu falan bitti, işte şimdi Avrupa'ya gideceğiz, bir keşif gezisi yapıp gelin, diyor. Yalnız, diyor, orduyu tehlikeye atmayın. Bakın, diyor, bu Horasan bölgesi, diyor, nüfus kalabalıktır. Orduyu tehlikeye atmayın, diyor. Fatih, 4 milyon insan öldürülüyor. Orta çağda, dünya nüfusunu düşün ya. O zaman Avrupa'nın nüfusu 50 milyon yok.
Bu iki mareşal 4 milyon insanı öldürüyor. Oradan dönüyorlar, Kafkasya üzerinden tekrar kara koruma geliyorlar, selamı çakıyorlar, görev yerine getirilmiştir. Sıkıntı yok, herkes öldürdük. 12 milyon kilometre kare Moğol İmparatorluğu'nu ilave ediliyor bir seferde. Tamam. Şimdi bu adamların önünde hiç kimse duramıyor kardeşim. Yani şimdi Erhan Afyoncu burada olsaydı bana diyecekti ki aa öyle değil, Memluklar bunları yenmiş. Ya yendikleri iki tane tümen yani Allah aşkına. Değil mi?